Sevgili seyirciler, hepinize merhaba. TRT Diyarbakır Müdürlüğü tarafından hazırlanan Bir Uzak Diyarlar programında da sizlerle birlikteyiz. Bu hafta Uzak Diyarlar ekibi olarak Güneydoğu'nun marka şehri Gaziantep'in Nurdağ ilçesine bağlı Gedikli köyündeyiz. Gedikli birçok ilkin yaşandığı bir köy. Bölgedeki ilk tarım su kooperatifi 1960 yılında bu köyde kurulmuş. Yine bölgedeki ilk alternatif tarım uygulamaları bu köyde yapılmış. İlk cami, ilk okul, ilk asfalt yine bu köyde yapılmış. İşte böylesine ilklerin yaşandığı bu köyü sizlere tanıtmak istedik. Aldık listemize, geldik Gedikli'ye. Sevgili seyirciler, şu an yanımızda Gedikli Köyü Sulama Kooperatifleri Başkanı Sayın İsmail Aslan Bey var. İsmail Aslan aynı zamanda Gaziantep Sulama Kooperatifleri Bölge Başkanı. Bilindiği üzere ilk kooperatif bu bölgede Gedikli Köyü'nde kurulmuş. Nasıl kuruldu, bugünlere nasıl geldi, onunla başlayalım. 1968 yılında Gedikli'de toplanan 5 arkadaş, bunların önderlerinden bir tanesi de benim abim rahmetli Hilmi Arslan, burada rahmetle anmak istiyorum. Çünkü Gedikli'yi yapanlar içerisinde ki insanlardan bir tanesi. 68'de kurulan kooperatifimiz motopomplarla su çekiliyordu. Sonradan ihtiyaçtan kaynaklanarak Çukurova Elektrik'ten direkt hat alınarak elektriğe dönüştürüldü. 70'li yıllarda bize buraya elektrik geldiğinde ilçemiz olan İslahiye'de o dönemde elektrik yoktu. Bizim köyde o zaman elektrik vardı. Elektrikle sulamayla beraber verim artışı %70 ve %80 kuru tarımdan sulu tarıma geçişi yaptığı için %80'e yakın bir verim artışı oldu. Tarımda gelir seviyemiz çok yükseldi. 1996 yılında arazi toplaştırması, kooperatifin başvurusu neticesinde arazi toplaştırması yapıldı. Bununla beraber kapalı boru sistemi ile sulamaya geçildi. Kooperatif bölgeye en çok nasıl bir katkısı oldu? En büyük katkısı sulamada kuru tarım yapılıyordu. 10 bin dönüm arazimiz vardı. Hep kuru tarımla kuru tarım yapılıyordu. Kooperatifin buraya gelmesiyle beraber, açılmasıyla beraber sulu tarıma geçildi. Verim artışı sağlandı. Hayat standartımız yükseldi. Peki şu an Gedikli halkı hepsi üye mi bu şeye, kooperatife? Arazi sahiplerinin %100'ü de üye. %100'üne de aynı oranda, aynı seviyede hizmet vermeye çalışıyoruz. Ayrım yapmadan. Yani 10 dönüme de aynı hizmeti götürüyoruz. 200 dönüme olana da aynı hizmeti götürüyoruz. Peki gerçekleştirdiğiniz başka projeler var mı veya şu an devam eden projeler var Tabii mı? Tabii ki ben de boş durmuyorum. Ben de bunun arayışı içerisindeyim. Tarım Bakanlığı'nın açıklamış olduğu kırsal kalkındırma 5. paket etabında sulama sistemlerini modern sulama sistemine dönüştürmek için lineer sistemi projesi hazırlattım. Onun da müjdesini dün aldım. Kabul edilmiş. En kısa zamanda da inşallah uygulamaya geçireceğiz. Lineer sulama sistemine geçiyorsunuz. İlk defa evet. Bu bölgede lineer sulama sistemini getireceğiz. Bilmeyen izleyicilerimiz için lineer sulama sistemini biraz anlatır mısınız? Blok, bizim arazi toplaştırmasında yapmış olduğumuz arazi bölümlerine biz blok diyoruz. Bloklarımızın eni 250-300 metre, uzunluğu da 600-700 metre uzunluğunda. Bu bloğun tamamını sulayabilecek şekilde kapasitede kendinden motorlu yağmurlama sistemi, yani bugün Amerika'nın kullanmış olduğu, İsrail'in kullanmış olduğu bir sistemi ben buraya getirmeye çalışıyorum. Yani ben de katkıda bulunayım. Tarlanın üzerinden sulama sistemi, iki taraftan tekerlekleri olan bir sistem. Evet, gidip gelecek. Müzik.
Amcim merhabalar. Merhaba Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sizler de iyi, sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Böyle teyzeyi yanına almışsın. Böyle güzel bir bahar gününde geziyorsunuz. Evet, işte baharı yakaladık gibi. Hep içerideydik. Birkaç gündür de hava iyi dedik, hanımla şöyle bir tur atalım, gezelim. Böyle sık sık yürüyüşler yapar mısınız? Yaparız tabii ya. İşte ihtiyaç duyuldu mu yapıyor. Teyzeciğim siz? Biz de aynısı işte, beraber yapıyor, yazı fakat değerlendiriyor. Teyzen benden öyle fazla sever gezmeyi. Çok severim gezmeyi. Ben biraz pek şey yapmam da o aşağı yukarı 10 kilometre, 15 kilometre yapar. Amca sen hızına yetişemiyor musun teyzenin? Yetişsem de o kadar zamanım yok. Niye, sen ne yapıyorsun bu köyde? Ya ben de işte çiftçilikle uğraşıyoruz. Bu işte çiftçi. Bizim ufak tefek bazı işlerimiz oluyor. Onunla ilgileniyor. Peki siz? Ben de ev işleri işte. Ekmek yapıyorum kendine. Eskiden yaşam nasıldı da şimdi nasıl peki? Şimdi eskideki yaşamla bugün çok farklı. Yani eskiden sosyal hayatımız bu kadar düşünemiyorduk, zaman ayıramıyorduk. Olmuyordu yani zamanımız. Ben 10 yaşında öküzle çift sürüyordum. Ondan sonra işte traktör çıktı. Yine kendim kullandım. Kendim arazimi şey yaptım. Bugün de işte işçi tutuyor. Çok değişik bir hayat yani bugün. Sen artık aktif olarak çalışmıyorsun tarlada. Yok, şimdi çalışmıyorum. İşçi tutuyoruz. İşçiler yapıyor. Sen de organizasyonunu tabii yapıyorsun. Tabii işte kontrol ediyor. Gidiyor, geliyor. Bir yerde de seviyorum yani. Ben bugün yeni anamdan doğsam deseler ki hangi mesleği yapan, derim çiftçiliği yaparım ben. O kadar seviyorum. O kadar seviyorsun. Bu arada teyzeye çok iyi bakmışsın. Teyzem çok dinç görünüyor. Teyzene bakıyor yani işte. Ben ağız. Şimdi nazar mı olurdu? Şimdi hayat müşterek. Kendime bakarken o kadar bakmak zorunda doğuyor. Sen amcadan razı mısın? Razıyım. Allah razı olsun. Razı ya. 53 senelik evliliğimiz var. Maşallah. Dile kolay. Ya. Dile kolay ya. Kaç çocuk var? Çocuk 5 kız, bir oğlan. 5 kız, bir oğlan. Onlar da bu köydeler mi? Yok, oğlan Maraş'ta, gelinle. Kızlar da ikisi burada, biri İskenderun'da, biri Kömürler'de. İşte her biri bir yerde. Uzakta olmaları iyi, sen de gezmeyi seviyorsun. Gidiyorum ya. Arada ama gidersin onlara. Biri Ankara'da, bu sene Ankara'ya gittim. Kışın biz Maraş'ta oturuyoruz zaten. Benim o çocuk orada ya. İşte o torunların eğitimiyle uğraşıyor. Böyle çoluk çocuğu beraber mi geziyorsunuz? Beraberiz he. Beraberiz. Kışın gidiyor orada bir 3 ay işte, ev kaloriferli olunca orada kalıyor. Ondan ilkbaharda geliyor. Buradaki işimiz bitti mi gidiyor. İki tane torunum üniversitede. Birisi lise son sınıfta işte. Birini de anaokuluna gönderiyor. Yani bütün çabamız birisi onlara hizmet ediyor. Bakalım ileriye iyi olur doktor inşallah. Olacak. Maşallah herkesi işine gücüne salmışsınız, evet, evlendirmişsiniz. Aşağı yukarı, aşağı yukarı tabii. Çok şükür. Biz de onun için o mücadeleyi yaptık. Onu işte orada ev aldık. Dedik torunlarımıza işte bir şeyler verebilirsek. Onu da çok şükür. Yani emekliliğin tadını çıkarıyor. Emekliliğin tadını çıkarıyor. Yaptığımız emeğin de karşılığını genler de bize dönünce daha mutlu oluyoruz yani. Yaptığımız demek ki güzel, iyi bir şeymiş diyorum. Amcacığım ben de size ömür boyu mutluluklar diliyorum. Kolay gelsin. Çok teşekkür ederim. Sevgili seyirciler, Gedikli köyündeki gezimiz devam ediyor. Şöyle güzel ağacın altında oturmuş bir gruba rastlıyoruz. Merhabalar efendim. Merhaba efendim, merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Buyurun, buyurun. Şöyle geçelim. Buyurun, sizler de buyurun. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Neyi paylaşamıyorsunuz abi burada? Valla kayınpederim bir eski tarihi yeri var. Evi onu yıkıp da bize de düşer mi bilmiyorum artık da. Ben en son artık şimdi. Bana düşerse yani. Damadıyım çünkü burada. Damatsınız. Ben tabii yabancı damat gibi bir şey oluyor yani.
Bu köyden değil misiniz? Bu köyden değilim ben. Gaziantep'in Oğuzeli kazasındanım ben. Tekirdağ oturuyorum burada 40 senedir. Eşim buradan. Eşiniz bu köyde. Peki niye buradasınız şimdi? Vallahi şimdi yarı hanım köylüyüz ya artık. Mecbur her sene geleyim. Gelmezsem de artık macir usulü bizim orada getireceksin diyor. Gelmezse getireceksin diyor. Biz de her sene geleyim şimdi. Ama bu defa daha yaz tatili değil. Şimdi ziyarete geldim. Kayınvalide ameliyat oldu. Onu ziyarete geldik. Ama burada bir iş var. Önce hanımın köyüne gelmişsin ama. Köylüyüz. O başta o. Benim memlekete gitmeden önce buraya geliyorum ben. Orayı unuttum zaten. Şimdi buradayız. Başlık parasını çok şim buldu. Nasıl yani biz o zaman senden az aldık abi başlık parasını. Sen de herhalde. Sizin daha... enişteniz. Evet eniştem o zaman başlığı az aldı. Daha hala onun ezikliğini hissediyorum. Ondan dinleyelim peki. Yani... Nasıl evlendiniz? Ya beni kandırdılar şimdi. Yani 2000 lira başlık parası aldılar. 50 lira da dayı yolu istediler. Tabii 35 liraya biz anlaştık yani. Dayısı da gitmiş ona bir beygir almış. Adam yani o zaman beygir kıymetli yani burada. Beygir almış adam. Beygir parası verdik yani 35 lirada öyle kurtulduk yani. Ama bu arada ablamız da çok genç duruyor. Böyle. Sizin yanınızda daha genç duruyor ama. Teşekkür ederim. Ya zaten bunu o daha çok kötü. Memnun ne zaman... olup olmadığını söyle yani. Ya memnunum ben canım. He. Artık öyle şey yok. 4 tane çocuk var. Onun memnunuz ama yalnız hala yani biraz sömürmedeyim yani. Yani bırakmıyorlar yakın bir türlü. Yani şimdi buraya geldim ben sabahın erken bile eve ekmeği ben alıyorum yani. Böyledir bunlar yani. Bir hanım şeyi var. Peki ablacığım sizden dinleyelim. Yani abi böyle söylüyor. Siz ne diyeceksiniz? Vallahi ben ne diyeceğim? Ben memnunum yani. Burada doğmuşum, burada büyümüşüm. 17 yaşında falan evlendim yani 70'lerde. Ama abi diyor ki benden çok başlık aldılar. E alacaklar o zaman 20 milyardı. 20 bin liraydı. Bize 2 milyon verdi yani ana sütü. Başlık alınmadı ki ne? Az bile vermişsin yani. Tabii ya. Ya işte evet. Artık öyle. Abi sen burada mağdur oynuyorsun ama yani evet. Kazançta çıkan sen olmuşsun. Değildi ya. Yine artık bir daha istemesinler mağdurum diyeyim de başka istemesinler hayır, yani. Hayır. Yani durumları iyi değildi. Biz yola çıktığında yani yolda yemek bile yiyemedik. Yani para pul yoktu. Evet. Yalnız şunu söyleyeyim hanım evin bereketidir yani. Bu da bu var. Hanım geldiğinden beri benim durumum çok iyi oldu. Yani bu evden gittiği zaman bu evin bereketi kaçmış yalnız. O zaman kıymetini bilmeye devam et amca. Biliyorum onu. Bu arada şimdi size dönelim. Sizi tanıyalım. Ben evin işte en büyüğü sayılırım. Babama da benzeyen benim. Zaten her zaman beni baba diye görünüyor. Fakat şimdi ben şu benim hanımım. Bunu aldım da gittim evlene böyle iki katlı top oynuyordu bu. İçeriye geçtim. İçeriye geçtim. Benle kayınbabam oturuyor. Bu içeriye geldi amca dedi. Bakayım etrafımda amca bir benim bir kayınbabam. Meğerem bana söylüyormuş yani. Ben o zaman aramızda şimdi 17 yaş var. Şimdi soruyorum. Sen memnun musun bende? Diyor memnunum dedim. Arada 17-18 yaş var dedim. Sen hiç kendinde bir ezik hissettin mi? Yok diyor memnunum. Bilmiyorum yani. Bir de kendisine sormak lazım. Peki sen eşinden razı mısınız? Nasıl? Evet. Çok memnunum. Aranızda 17 yaş fark varmış. Yine de memnunum. Bir sorunum yok. 3 tane çocuğum var. Şu anda memnunum. Bir sorunum yok. Çok güzel. Çok evet. Güzel. Sizinle devam edelim. Siz kızınız mı? Hayır. Ben ya. Evin torunuyum. Bu evde yaşıyorum. Aslında yeni geldim. Diyarbakır'da yaşıyordum öncesinde ama şu an 2-3 ay falan oldu sanıyorum. Şu an buraya yerleşmiş durumdayım. Diyarbakır'da mı çalışıyordunuz? Diyarbakır'da çalışıyordum evet. Özel bir hastanede çalışıyordum muhasebeci olarak. Şimdi köye döndünüz. Burada ne yapıyorsunuz? Ücretli öğretmenlik yapıyorum köyümüzün okulunda. Aynı zamanda yakın bir köye gidiş geliş yapıyorum. O şekilde. Aynı zamanda dershaneye gidiyorum. İlçemize gidiyorum tabii ki onun için de. Aynı zamanda köyümüz için büyük bir etkinlik yetişkinlerimize kurs veriyoruz. Bilgisayar kursu. Bu şekilde günlerimiz geçiyor. Çok güzel faaliyetler yapıyorsunuz. Köyde kendi akranlarınız var mı? Nasıl zaman geçiyor yani iş dışında? Evet, en büyük sorunum o. Diyarbakır'ı sevme nedenim de tek sevme nedenim bu herhalde. Bütün akranlarım çünkü Diyarbakır'da burada akranlarım yok. Utanarak söylüyorum hepsi evlendi. Ben bu arada ben bir tüyo aldım da. Sizin aile bayağı meşhurmuş abi sizin. Hıdırlar varmış doğru mu? Evet. Yani büyüklerimiz Hıdırlar demedim. Şimdi biz Hıdırlar dedim kimse bilmez yani. Yani genelde mesela tırcılık yaptığımız dönemlerde abi. Yani şimdi
Hıdır 1, Hıdır 2, Hıdır 3 diye bize telefonla hep kaydederlerdi. Öyle bizi çağırlardı yani. Bizi şu anda köyde de Hıdır diye çağırırlar yani. Bizler de Hıdırların torunu. Hıdır, he, bunlar da Hıdırların torunu. Peki nereden geliyor bu meşhurluk? Dedelerimizden geliyor abi. Dedelerimizin adı Hıdır'mış. Peki Hıdırların hangi yanı meşhur böyle? Vallahi espri yönü şey yani bayağı esprici insanlarmış. Eskiden beri bu devam ediyor yani. Genetik mi oluyor, nasıl oluyorsa devam ediyor abi. Yani eskiden beri bu şakamız gidiyor yani. Bilmiyorum iyi mi yapıyor, kötü mü, herhalde iyi yapıyoruz. Sevgili seyirciler, Gedikli Köyü'ndeki alternatif tarım uygulamalarından bahsetmiştik. Şimdi de bir şeftali armut bahçesindeyiz. Yanımızda da tarla sahibi Kadir Bey var. Aslında şeftali armut bahçesi dedim ama görünürde henüz bir bahçe yok. Herhalde daha yeni dikildi bunlar değil mi? Evet, şimdi 1996 yılında babam rahmetli olduğunda ben Çukurova Üniversitesi'nde öğrenciydim. Bir ile eğitimi tamamladıktan sonra kendi işimle, mesleğimle, çiftçilikle uğraşmaya başladım. 96-2000 yıllarında tarımda çok ciddi paralar kazanıyorduk. 2000'li yıllardan sonra bu gelirler düşmeye başladı. Gelirlerin düşmesinin sebebi dünya ticaretindeki ürettiğimiz ürünlerin dünya ticaretindeki kalitesinin düşük olmasından kaynaklanıyordu. Bunun için bizi alternatif tarımlara yönlenmek gereği duyduk. Alternatif tarıma yönelmeden önce kendi kardeşlerimle beraber Türkiye'nin tamamında tarım yapan bölgelerin tamamını bir ne yapıyorlar anlamında bir inceledik. Bu incelemelerin doğrusunda ihracatçı ve pazar noktasını ele aldık. Bu bilgileri üniversitelerle paylaştık. Uludağ Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Çukurova Üniversitesi, Sütçü İmam Üniversitesi ile paylaştık. Bunun neticesinde burada armut ve şeftali kombinasyonunu oluşturmaya çalıştık. Diyeceksiniz belki üreticiler ya armut şeftali olur mu? Nasıl oluyor diye bir soru yönetebilirler. Burada armut, biz klasik yabani armut üzerine deveci armut, aşılı ve Santa Maria ve Magritte düşündük. Armudun ekonomik verim yılı 6. yılda ekonomik verime ulaşmakta. Ama tarımla uğraşanlar için uzun bir süre aslında. Tarımla uğraşanlar uzun bir süre. İçine şeftali katınca bu yatırım maliyetlerini ciddi bir oranda azaltıyor. Çünkü şeftali 2. yıldan sonra verim vermeye başlıyor. Tesisinizi ve size artı bir para getirmeye başlıyor 6 yıl. 6 yıldan sonra da armutla şeftali birkaç yıl beraber götürme durumunuz oluyor. Beraber götürdükten sonra armuda ulaşınca, armut yeteri ekonomik seviyeye gelince şeftali geniş rut bollar halinde söküp İstanbul'daki villalar, bağ evleri, kapama bahçelerde tekrar kullanabiliyoruz. Peki kaç dönümde başladınız? Ben 45 dönümde başladım. Şu an 150 dönüm üzerinde toplam ortalama 5000 ağaç şeftali ve 5000 ağaç armut üzerinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl ilk şeftalide ilk yemelik eşe dosta ikram için ilk meyvelerini alacağız. Bundan sonraki yıl artık satışa başlayacağız. Peki sizden görüp de sizin gibi şeftali armut diken oldu mu? Şimdi şeftali armut diken olmadı ama biz bu bölgede tek konumdayız. Fakat bu tek oluşumuz bizi de rahatsız ediyor. Çünkü pazar payı, pazar noktasında üreticinin, ihracatçının gelme noktasında, kalifiye eleman bulma noktasında çok ciddi sıkıntılarımız var. Biz bunları iyi tarım uygulamalarında, hedefimiz Antep halinde veya işte Ankara halinde, İstanbul halinde meyve satmak değil. Bizim gözümüz Avrupa, Orta Doğu pazarlarında. Burada kendimizde bilgi ve paylaşım merkezi, bir tarım bilgi paylaşım merkezi kurmayı düşünüyoruz şirketleşip kendi bünyemize. Bölgeye ve kendi insanımıza önderlik etmek adına da bu önümüzdeki yıllarda bunu da uygulamaya geçireceğiz ilk bilgi. Sevgili seyirciler, Gedikli Köyü'ndeki gezimiz devam ediyor. Yanımızda Gedikli Köyü muhtarı var. Mehmet Çirkin abi. Evet. Biraz bize köyü anlatır mısın? Köyümüz 104 haneli bir köydür. 550 nüfusu vardır. Daha önceki yıllarda 850 nüfusu vardı. Nüfus düşüyor, çoğalmıyor.
göç veren bir köydür. Yani halbuki buna rağmen göç alan da yani tarım işçisi çalıştıran bir köydür de. Yani köyün geçim kaynağı tarımdır. Tarım derken kırmızı biber, buğday, pancar, mısır hepsi yetişiyor. Daha önce de pamuk vardı. Pamuğu tamamı bitti. Yani nakliydi. Bilmem artık o ekonomi şeyler yani bizim dışımızda gelişen devletle ilgili bir şeydi. Ha pamuk şimdi pamuk ekilmiyor. Pamuğun yerine mısır ekiliyor. Kırmızı biber ekiliyor. Köyde 1936 yıllarında iskan edilmiş. Okulu 1940 yıllarında açılmış. İlkokul olarak devam etmiş. 1980'lerden sonra ortaokul olarak devam etmiş. 1980'den sonra da 2000 yıllarında taşımalı eğitim olarak 8 yıllık olarak öğretim veriyor. Bölgedeki birçok ilke de imza atmış değil mi? Okuma seviyesi bayağı yüksektir. Yani köyde belki de biz 500 diyorsak bu 100 tanesi üniversite mezunudur. Yani hiç böyle her evde de üniversite mezunu vardır. Yani hiç üniversite okumayan hiç bir tane yer mesela düşün ki benim çocuğum 4 tane 4'ü de üniversite okumuş. Kardeşim ki öyle. Yani eğitim düzeyi yüksek bu köyde. Eğitim düzeyi yüksektir. Yani herkes de okumuş. Yani en basiti kızlar dahi hepsi üniversite okumuş. Yani gerçek budur yani kızlar dahi hepsi üniversite okumuş. Yani yatılı işte 8 yıllık okulu bitirmeyen hiç kimse yoktur. Peki bunda en büyük etki bölgedeki ilk okulun buraya kurulması değil mi? İlk okulun buraya kurulması. Ondan sonraki yıllarda mesela ben 1983'te falan muhtar olmuşum. Biz devlet vatandaş işbirliğini Gaziantep'te en önce başlatan bir köyüz devlette Türkiye olarak. İlk başta devlet vatandaş işbirliğiyle biz o zaman 4 tane lojman yapmışız. Devlet de bize daha çok yaklaşmış. Devlet bize bizimkini taşımalı eğitim etmiş. Onun dışında yani köyde faaliyet gösteren biz o yıllarda tarım kredi kooperatifi açmışız. Bölgeye hitap eden bir kooperatiftir. Peki son olarak neler söylemek istersin muhtar? Vallahi ben herkese arazi toplaştırmasını yapmasını isterim. Herkese Allah kaza bela vermesin. Allah herkesi barış içinde geçirmesini isterim. Çok teşekkür ederiz. Hadi bir şey. Sevgili seyirciler, Gedikli İlköğretim Okulu'nun en güzel sesli öğrencisini yakaladık. Ömer'le birlikteyiz. Ömer bize ne söyleyeceksin? Ne söyleyecektin bize? Saçlarında bir tel. Hadi söyle bakalım. Saçlarında bir tel aldım. Haberin var mı? Yar yar. Haberin var mı? Yar yar. Gözden uzak, dilden durak. Haberin var mı? Yar yar. Haberin var mı? Yar yar. Devam et. Evet, bana kadar. Devamı yok mu? Bu kadar mı? Evet. Ömer'e bir alkış. Aferin, bravo. Sevgili seyirciler, Gedikli Osman Kaplan İlköğretim Okulu'ndayız. Yanımızda hocamız var, müdür bey var. Hocam, okulumuzda kaç öğrencimiz var? 170. Kaç tane öğretmenimiz var? 10. 10 tane. 2 idarecimiz, 10 da öğretmenimiz mevcut şu an. Peki yeterli oluyor mu? Öğretmen sayımızda bir sıkıntı yok.
yeterli şu an. Öğrenci sayımıza göre, normumuza göre yeterli. Köyde eğitim oranı çok yüksek. Evet. Birçok ailenin çocukları üniversitede okuyor. Doğru. Bölgenin de ilk okuluymuş burası. Evet. 1953 yılında hayırseverimiz Osman Kaplan tarafından kurulan bir ilköğretim okulu. Ancak köyümüzün geçmişini de incelemişsinizdir. Tarımsal alanda büyük bir faaliyet göstermiş. Örnek köy olarak kendini göstermiştir. Bundan dolayı da çevrenin eğitime bakış açısı, kültürü değişmiş, okula bakış açısı değişmiş. Ve hemen hemen her okulda, yani her okulumuzdan yetişmek üzere her evde bir üniversiteli mevcut. Çok güzel. Bu arada bu okulumuzda bazı yürütülen projeler varmış. Evet. Onlar hakkında bilgi verir misiniz? Tabii ki. Şu an okulumuzda uygulanmakta olan 3 tane projemiz var. Birisi trafik okulu projesi, ikincisi mavi gök yeşil yaprak projesi. Bu da çevre düzenlemesiyle ilgili çalışmalarımız mevcut. İkincisi de bir çocuk değişir, ülke değişir projesi. Bu da ana sınıfı şu an mevcut olarak uygulanmaktadır. Sevgili seyirciler, bu hafta Gedikli Köyü'ndeydik. Gedikli Köyü'nde güzel insanlarla tanıştık, güzel yerler gördük. Haftaya uzak diyarlarda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.